Bir hafta boyunca sürecek bir sosyal medya diyetine giriyorum. Sosyal medya tüketimim son zamanlarda ciddi anlamda kontrolden çıktı. Sadece sosyal medyada değil yani feedi olan her şey haberler falan o tarz şeyler de insanı içini içini çekiyor. Siz de belki maruz kalmışsınızdır buna. Şu iki saniyeliğine bakayım diye elinize bir alıyorsunuz. Ondan sonra o YouTube Shorts vesaire ya da eğer kullanıyorsanız TikTok, Instagram kullanıyorsanız Reels var sanırım onda da. Yani kısa kısa videolar sürekli olarak böyle beyinde o dopamini salgılatacak böyle o videolar insanı ele geçiriyor yani saatlerce başından kalkamıyorsunuz hiçbir şey böyle keyif de alamıyorsunuz İzledikten sonra böyle sanki başladığınız noktaya göre daha mutsuzmuş gibi hissediyorsunuz falan bunları yaşamışsınızdır ben de yaşıyorum sık sık özellikle son birkaç senede kısa video formatı e, iyice hayatımızı ele geçirdikten sonra gerçekten iş güç yapamaz olduk yani bu... Atak haline geliyor bazen bana böyle mesela çalışmak istemiyorum ya da ya video çekmek mesela benim sevdiğim eğlendiğim bir şey video çekmek istemiyorum kitap okumayı istediğim ve sevdiğim bir şey yapamıyorum yani yapılması gereken bir şeyler var iş var mesela çalışmam lazım ee, sevdiğim bir görev sevdiğim bir task var önümde. Ama başlayamıyorum yani çünkü başlıyorum 5 dakika sonra ondan daha çok keyif veren başka bir şey var. Bu şuna benziyor, ben buna benzetiyorum. Ee, bir sağlıklı yemekler var ama sindirmesi uzun sürüyor, hazırlaması uzun sürüyor. Hemen ulaşamıyorsunuz. Hani keyifli ama müthiş aşırı süper keyifli de değil. Buna ne diyebiliriz? Mesela işte e, çorbalı, salatalı ve proteinden oluşan böyle güzel bir akşam yemeği düşünün. Ama bunu hazırlamanız lazım. Önce gidip alışverişini yapmanız lazım. Sonra işte ne bileyim onu güzelce temizlemeniz, ayıklamanız, pişirmeniz vesaire bir sofra kurmanız lazım. Sonra da onu yarım saat boyunca işte tek tek yemeniz lazım. Güzel, keyifli bir şey. Ama daha kolayı var işte hemen arayıp e, mesela Burger King'den hızlıca bir şey söylemek mesela veya daha da kolayı var atıyorum içeride cips var açıp paketinden yemek gibi İşte bu kısa videolar bu etkiyi yapıyor yani. Küçük küçük sizi doyurmayacak ama sürekli de böyle farklı çeşitleri olan şey gibi böyle bir hani assorted packler olur ya böyle farklı farklı çeşitleri böyle bir arada toplarlar. İşte Haribo'nun atıyorum 10 farklı çeşit 20 farklı çeşit şeyi var içinde. E, jelibon'u var e, ne deniyor ona gummy bears'ı var. <laughs> bir ondan yiyorsunuz ha bu farklıymış bu çilekliymiş bu portakallıymış bu böyleymiş şöyleymiş derken. Hani yiyorsunuz o paketin hepsi bitiyor yemek yemeye de yeriniz kalmıyor. Kendinizi de kötü hissediyorsunuz, mideniz yanıyor falan. Ben buna benzetiyorum son zamanlardaki bu sosyal medyanın dönüştüğü, evrildiği şeyi. Yani zannediyorum ki bundan bir 10 sene, 20 sene sonra dönüp bugünleri hatırlayacağız. Yani inşallah ve diyeceğiz ki ya bunun bu nasıl legalmiş? Bunu nasıl yapıyorlarmış sosyal medya firmaları? Çünkü gerçekten vaktimizin her saniyesine, boş zamanımızın her her parçasına saldırıyorlar ve yani düşünün mesela şey gibi. Mesela YouTube Shorts arayıp da bulduğunuz bir şey değil. Mesela şey gibi değil. Ben yazılımla ilgili videolar izlemek istiyorum deyip ...yazılımla ilgili videolar izlemiyorsunuz. Hani YouTube böyle bir şeydi. YouTube'a hatta ben televizyon kullanmıyorum. Televizyon izlemiyorum. Ee, benim evimde hiç televizyon olmadı. Kendi evime çıktıktan evlendikten sonra hiçbir zaman televizyonum olmadı. Ve izlemem yani. Öyle bir alışkanlığım yok. Lisede bıraktım ve ondan beri bir televizyon izleyicisi değilim. Çünkü hep diyordum ki yani ne izleyeceğimi ben seçemiyorum ki. Bir kanalı açıyorum ve o kanalda sürekli bir şeyler oynuyor. Araya reklamlar giriyor. Sürekli bir şeyler oynuyor. Ve ben diyemiyorum yani. Tamam, ben şimdi bilim kurgu filmleri seyretmek istiyorum. Şimdi ben e, kelime oyunu yarışmaları seyretmek istiyorum diyemiyorum. Çok saçma. Televizyon çok saçma bir şey diyordum ve YouTube savunuyordum. Yani çünkü YouTube şöyle bir şeydi. İstediğin şeyi izleyebiliyorsun. Mesela yazıyorsun oraya Safa Orhan vlog yazıyorsun ve Safa Orhan'ın vloglarını izliyorsun. Ya da işte Makarna nasıl yapılır yazıyorsun ve makarnanın nasıl üretildiği ile ilgili video bulabiliyorsun. Ya YouTube, internet bunun için vardı. Biz seçebiliyorduk ne tüketmek istediğimizi. Ama internetin bugün geldiği noktada hani e, artık şey bile yok. Videoyu ileri geri sardırma bile yok. Yani öyle bir bu, bu bizim zekamıza hakaret gibi geliyor. Bu bizim ne bileyim otoritemize bir gerçekten bir baş kaldır yani. Shortslar var, YouTube short, shortslar işte ya da benzer mantıkla çalışan videoyu ileri geri sardıramıyorsun. O bir dakika boyunca izleyip başa dönmesini beklemek zorundasın. Yukarı ya da aşağı kaydırabiliyorsun ve senin o sırada hangi videoyu kaç tur izlediğini öğrenen YouTube ona göre yeni videolar öneriyor sürekli sana. Bu şey gibi bir pencerenin karşısında oturuyorsun ve sürekli saçma sapan insanlar geliyor pencerenin önüne. Kimisi dans ediyor, kimi takla atıyor, öbürü yüzüne işte pasta fırlatıyor ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece böyle bekliyorsun hani bir sonrakinin gelmesini bekliyorsun gibi. Yani Öyle bir şey ki artık ben o pencerenin önüne bir perde indirmek istedim. Çünkü YouTube'a ne zaman girsem yani herhangi bir şey izlemek amacıyla dahi. Mesela aklımda bir şey var tamam ben bunu izleyeceğim diyerek bir şey yazıp girdiğimde dahi arama kısmında o kadar çok sürekli short çıkıyor ve o shortlar insanın hani bu kısa kısa ve hızlı ödüllendirilmeye beyin o kadar alışıyor ki diğer uzun videolara tıklayamıyorsun artık hiçbiriniz bakın bu videoyu seyreden buraya kadar geldiyseniz helal olsun artık çok az insan hemen hemen hiçbirimiz uzun videolar izleyemiyoruz atlatmadan sardırmadan bir buçuk ikisi izleyemiyoruz sıkıcı ders videosu gibi geliyor hani yapamıyoruz artık ya da ben artık yapamıyorum bunu yapabiliyorduk. Biz kitap okuyabiliyor biliyoruz yani insan ırkı bizim türümüz 3-4 saatini 10-20 saatini bir kitaba ayırıp oradaki bilgileri yavaş yavaş dahi olsa alıp işleyip bundan keyif alabiliyorduk. Şu an hanginiz kitap okumaktan ne kadar keyif alabiliyorsunuz? Yani 2 saat mesela bir kitap okuyabiliyor musunuz ama 2 saat o hızlı hızlı videoları kaydırabiliyorsunuz. İşte bu sadece bizim suçumuz değil arkadaşlar. Yani ben kendimi evet suçluyordum. Hala da suçluyorum. Yani işte kendini kaptırdın. Niye bunlara bu kadar dalıyorsun? Hadi iş güç var bunlar bir kapat falan. Ama bu sadece bizim suçumuz değil. Bunlar gerçekten zihnimizin nasıl çalıştığını bilen insanlar tarafından zihnimizi ...salaklaştırmak, kendine bağlamak için... ...yani bu kötü bir niyetle bu insanlar kötü olsun... <laughs> ...yaşasın kötülük böyle bir şekilde yapılıyor demiyorum. Bundan para kazanıyorlar ve bunu yapmak zorundalar. Biliyorsunuz bu önceden çok konuşuldu. Yani her vaktimizi ele geçirmek ve reklam göstermek... ...ve bizi tüketime zorlamak onlar için bir zorunluluk. Bunu yapmalılar ki bu kadar yatırım alan şirketler... Bu yatırımların karşılığını ödeyebilsin ve bir şekilde ekonomi dönmeye devam edebilsin. Böyle bir hani kapitalizmin getirdiği böyle bir şey var. Sonuç var şu an elimizde ve bu digital well-being deniyor ya. Dijital sağlık işte şu an dijital sağlığımızı yıpratacak noktaya geldi. Neyse ben bu konuya karşı çok doluymuşum. Uzun böyle bir e, konu konuşmuş oldum, video çekmiş oldum. Dolayısıyla bunu asıl videoya koymam herhalde. Yani çünkü bir 6-7 dakikalık bir konuşma oldu zaten. Bunu kesmek de istemiyorum içimi döktüğüm için. Bir sonraki videoda 7 gün boyunca nasıl Twitter'dan, YouTube'dan ve her şeyden ...uzaklaştığımı ve bu uzaklaşmanın gerçekten bende olumlu bir etkiye sahip olup olmadığını... ...sizlerle beraber gözlemlemek istiyorum. Yapacağım şey çok basit. Hani uygulamaları silmeme vesaire bile gerek yok. Hani yetişkin insanlarız. Hani kendi kendime bir söz vereceğim. Tamam bu 7 gün, e, bu akşam artık hani bitiriyorum bunu. Yarın sabah itibariyle ilk günüm başlayacak. Ve 7 tam gün boyunca hiçbir şekilde Twitter'a girmek, YouTube'a girmek... İşte o böyle benim telefonumda sola kaydırınca çıkan haber feed'i oluyor. Google Discover deniyor sanırım ona. O yok hiçbir şey yok. Ya da bilgisayardan da aynı şekilde. Yani sosyal medyadaki o instant gratification dediğimiz yani anlık zevkler. Çok hızlı tüketebildiğiniz anlık o abur cuburları keseceğim. Ve onun yerine e, sağlıklı besleneceğim. Sağlıklı beslenmek derken de e, kitaplarım var. Eğer çok canım sıkılırsa açıp kitap okuyacağım. İşim var. Hani yapmam gereken ve yeterince vakit ayırmadığımı düşündüğüm bir işim var. İşimle ilgileneceğim. Ve hani birdenbire böyle çok sıkıcı bir dünyanın için atlamak istemiyorum. Çünkü şu an benim aslında günde 3 saatlik, 4 saatlik bir e, sosyal medya tüketimim var. YouTube tüketimim, Twitter tüketimim var. Buralarda vakit geçiriyorum. Bunu birdenbire de kesmek istemiyorum. O yüzden bu süreci de gün be gün yani gün bir... ...gün 2, gün 3, gün 4 gibi... ...gün gün gün... E, ...dökümante edeceğim... E, ...ve size bu şekilde kısa kısa... E, ...videolar e, hazırlayacağım... ...yüklemeyeceğim... E, ...çünkü işte dediğim gibi YouTube'a girmek istemiyorum... ...orada bu sefer ben... ...videoyu yükleyeceğim, yorumlar gelecek işte... ...o yorumlara cevap vermek için... ...tekrar böyle bir... ...oradaki o şeyi olsun istemiyorum yani... ...kırmak istemiyorum bu süreci... ...o yüzden hani e, dediğim gibi günde artık 15 dakika 20 dakika sadece bu videoya açıp kamera karşısına diyeceğim ki işte bugün böyle zorlandım işte bugün bunu yaptım verimim arttı veya artmadı veya her şey çok kötüye gitti bu bir haftayla çözülecek mesele değilmiş belki bunu göreceğiz işte bu süreci bir sonraki videoda size 7 günlük sosyal medyayı bırakma diyetimle ilgili olan bu videoyu çekmeyi düşünüyorum o zamana kadar bir sonraki video gelinceye kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.